Çıkmadan ama dur. Bunu soymuşuz annem derisini, değil mi? Ütmemişiz, endekini soymuşuz derisini. Yeni bir videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Vallahi bir kurban zamanı daha geliyor ama bizim geçen seneden bir tane kellemiz varmış difrizde. O da büyük oldu baksana. O da bayağı büyükmüş. Neden böyle koymuşuz? Bazen biz haşlayıp etini suyunu ayırıp öyle koyuyorduk. Bunu herhalde çabuk pişirelim diye koymuşuz öyle ama pişirmemişiz. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyükmüş bu. Biri büyük biri küçük herhalde, bu büyük olan herhalde. Şey yapacağız, bunu haşlayıp ya çorba yaparız ya da babam fırına sürer. Ben fırsat bulduğum zaman, annem de seviyorlar böyle, babam da annem de seviyor kelleyi diye, fırsat bulduğumuzda ya üteriz ya da hani bu şekilde, bak bunu sıyırmışız. Bunun derisini sıyırmışız. Dana kellesi gibiymiş. Büyükmüş. Dalar büyüyor diye o zaman. He. Evet. Sarsa da ortadan bir ölçek olur mu hiç? Olur mu? Az kaşlandıktan sonra bir şey olur galiba. Bilmiyor ki annem. Salması lazımdı onun ikiye ayırmamız için. Olmazsa açıp duralım. Öyle yapalım olmazsa. Tarihle veriyorum. Olur. O da olur. Şimdi difrizden annem çıkardı bunu da. Neredeyse bir sene, bir daha kurban zamanı geldi de. Biz kimisi sevmiyor hani, kelleyi atıyor ama biz seviyoruz böyle, illaki şey yapıyoruz hani, ütüp şey yapıp dolaba koyuyoruz, böyle zamanı gelince de böyle pişiriyoruz işte. Bol sarımsaklı iyi olur ama. Evet, çorbasını yapacağız inşallah. Azıcık salsın, ortasından tarihle bölüyor. Tamam, azıcık madem salsın şey olsun, annem yeni çıkardı difrizden. Saldıktan sonra şey yapalım. Bu işte. Öyle. Olacağı bu. Öyle annem. Şimdi babam da etli yemekleri de çok seviyor. Öyle hani tamam, sebze yemeğini de sever ama. onu niye gargıyı bağlamışsın annem? Bunlar örümceğin alıyor anam. Örümcek alıyor. onu anlam veremedim. Aslı var, oturduğu yerde böyle gezdiriyor ya şeyi. Ne? Temizliği. Ben de öyle oturdum abi yanımlar. Annemin elektriklisi, annemin elektrikli süpürgesi de bu mu gari, öyle mi diyeyim? Sen dayı var ya, bir tane kadını gittiler, orada çalışanlar evini temizlediler, şey ettiler ya. Ben de diyen oturduğu yerden şey diye be. Paspaslıya. Ben de o gibi diyen beni öyle ulan örümceden bakıyorum, bak örümcelerini aldırayım bununla. Abanacağızım. Kendine şey yapmış he. Bunlar şeyden ekmek yaparken saçın üstünü süpüreyen onu ola. Öbürkünün yeri ayrı, onun yeri ayrı. Bak o gargıya bağlanan daha yeni gördüm ben. Onu yeni böyle ulan alayım anam örümcelerini, iyi oluyor bunun. Yazın inşallah bir badana yaptıracağız da, illaki buraya odun ateşin hani ekmeğimizi burada pişiriyoruz evin önünde ama şey illaki acık is oluyor yukarılar. Şey olursa hanım burada yani ocaklı Adem'e dedim ya, bakarız yaparız baba dedi de bakalım bayram sonu. Buraya ocakla öyle bir şey çıkarttıracağım. Acaba dışa oluyor mu bunu sökmedi. İşte bir soralım mi? Bakalım oluyorsa. Yaparız dedi de. Yani böyle bidon koyuyorlar üstüne, nasıl olsun. Öyle bir dışa verdireceksin dumanla. Evin önüne dumanı geliyor dedim. Ben çocuklar da evi hissettim diye bari şeyler. Şimdi yazın dedim, boyadık mıydı? İllegi yaka. Ben dedim bacamı yap o dedim. Yapar ne var dedi ya, bakalım gari. Bir fırsat bulduğunda yazın. Yaparlarsa diyeceğim bakayım. Çünkü şimdi bayramdan önce boya yapalım diyorduk. Bayrama da şurada ne kaldı? Bayramdan önce yine yapamayacağız. Bayramdan sonraya kalıyor. Bayramdan sonra boyattık mıydı? Olmazsa burada artık şey yapmayız. Ekmek mekmek o zamana yapılana kadar pişirmeyiz. Yapıldıktan sonra pişirsek bir şey olmaz herhalde. Bacasını yukarıya vereceğiz ya. Bacağının dumanını geri verdik. Buranın dağınıklığına da bakman gari. Babam ceketini oraya koymuş. İlla köy yeri de bu tarafı hiç görmeyi. Vallahi ne diyeyim anam, köy yeri değilse ya. Oraya ilaç attık şeye. Onları daha kaldırılacak orada. Çalıştıramadık şeyi. Olmadı. De. O da. Aynen. Çalıştıramadık ilaç motorunda. Oranın karışıklığına bakman gari. Bak. 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 Kiş. Pisim. Sana demedim. Sana demedim. Hı. Bu pek sevdirmez kendini de. Bu bizimki. Bu bunun kankisi. İlla şimdi ne sonra köy yeri de mi bakın.
narlar çiçeklerini şey yapmışlar, dökmüşler. Şurayı şöyle şuradan tutup şu evin önüne bir süpürmem lazım. Annemin çiçekleri, sardunyaları. Bu sene güzelleşti bu. Kaç senedir, bayağı 2 senedir falan bir ünelmediydi bu. Anam çiçeği çok güzel, bunu Deyzen getirdiydi deyip duruyor annem. Ama ünelmediydi. Bu sene maşallah şöyle bakın dağılmış. Büyümüş bu sene. Bunlar da bahçe tipi olanlar. Şöyle bir evin önünü bir toparlayalım, bir süpürelim. O kellemiz doğru suyunda birazcık ayrısın, ayırayım annemin. İkiye ayıralım da öyle haşlayalım dedi. Annemin de gönlü olsun. Suyum azalmış baba. Ne yaparım? Nasıl koyayım ya? Sıcak kızım. Şöyle koyuverelim. Köpürmüş oralar. Şimdi biz babamla tarlaya gittik. Annem şöyle kellemizi koymuş. Yani bir çevirelim et yüzünü. Çevirdim ben demin. Çevirdin mi? Çevirdim. Baya yarım saattir aynı yer aldı. Yarım saat, bir saat oldu mu? Bir de bu üstünü döktüm oysa, bu suyunu döktüm anam öyle kesiyor. Tekrar koydum. İlk oldu. Annem böyle ilk seferde böyle bir taşım kadar kaynadım. Ondan sonra suyunu döküyoruz. Bak gene oluyor. İlla o olur annem, o köpürür illa ki. Döktüm anam öyle bir tane. O suyunu döktüm. Doğru var ya, kelle paça güzel bir şey, iyi gelir ya. Ama yarayışlıymış ya da. Ama kellenin tandırı da bir güzel oluyor baba. Ha? Değil mi? Tandırı sen yani. Sen yedin mi, hiç yemişindir. Yok, televizyonda göreyim ben. Televizyonda mı görüyorum? Adamlar şöyle açıveriyor şöyle. Ama 4-5 saat şeyde duruyormuş ama fırında. Tandırda bir sefer yedim ben de. Rahmetlik kayınpederi aldıydı. Ama o zaman normalde ben kelleyi o zaman pek yemezdim. Sonra yer olduydum mesela. Evet, evet. Güzeldi yani. Şeyde Antalya'da bir yer var herhalde. Bir ara gidelim de yiyelim. Güzelsin tandırda. Bu dokumanın altında mıydı, neredeydi o zaman aldığımızda? Eğer duruyorsa ben onu onları yemem ben. Niye? Ben. Niye, iyi temizlemezler diye mi? Ondan ben bunu var ya. Ana bakır beynini atayım ama atmamak lazım. Yok ama. Beynini ben yiyeceğim şimdi bunun. Şeyde tandırda beyni yerler. Bir de gözünün yağısı var. Bazı gözünün yağısını yiyeyim seni derler ya. Onu da yiyerlermiş yani. Onu da yiyorlardı. Babam şimdi biz temizlerken gözünün yağısını attırtır. Burnunun içini temizletir. Aynen, aynen. Onsa dişlerini tek tek kırdırır. Burun kısmını kestirir, geri yerini pişir. Yoksa babam mesela kelleyi sever. Ama onlar yapılırsa başka yerde bak. Hiç yememiş. Babam çünkü içine sinse ya, yerdi aslında. Kamyon şoförü nerenin tatlı, nerenin güzel olan şeylerini bilir. Evet. Kamyon şoför olduğum için nerede yemek güzel, yemek yaptığını, nerede taze yemek var hepsini biliriz yani. Bilir. Eğer ki birilerine... Mesela Adana tarafında Osmaniye vardır. Çok güzel tavuk şiş yapar. Antep, Urfa, hem patlıcan kebabı. Oh. Ondan sonra tavuk şiş, oh, normal şiş, kuzu şiş. Evet. Nerenin neyi meşhur öğrenmek istiyorsanız gidip kamyon şoförlerine soracaksınız. Mesela Diyarbakır'a giderdim ben. Siverek'te yerdim. Siverek'te tavuk şiş, ondan sonra kuzu şiş. Çok güzel yaparlardı yani. Siverek'te. Özledim onları ben ya. Gidelim baba bir gün, bizi Doblo'ya bindiriver, gezelim gelelim. Orman bizi de götür ya. Orman mı? Evet. O kadar çok yemediğimiz için bilmiyorum. Osmaniye. Anacığım da bir yineleme arkadan. Değil mi annem? Bizi de götüreydi onlara şoförlükte. Öyle değil mi? Osmaniye bahçesinde deterjan sarardım. Akşam tabii bugün işi olmaz diye beklerdim. Lokanta vardı orada biliyor musun? Vallahi böyle güzel yapar. Hem her şey boldu ya. Salatası bol, biberi bol, o taze soğanı, tavuk şiş. Vallahi. Ya, helal olsun yani. Çok güzel yemek yaparlardı yani. Bahçede. Yani bahçede her tarafı, o tarafı hepsi yapar canım. Adana, Mersin, Antep, Urfa. Ta oraya varınca kadar yemekler çok güzel olur. 18 nerenin plakası? Çankırı. 47? Şehrin. Neydi ya, aklıma gelmedi ya. Mardin'in. 36? Kars'ın. 31? Hatay'ın. 45?
Manisa'nın. 43. Kütahya'nın. 51. Niğde'nin. 27. Antep'in. 34. İstanbul. 43. Kütahya. 79. 79. Onlar Yeniçkanlar pek bilmiyorum. Yeniçik alanlar. Ha, yeni çıktım bunda. Yeni 81 bile. Buna karıştırıyorum yani. Öyle mi? O zaman 69. Kırıkkale oldu. Ondan sonra Çırnak oldu. Birkaç tane vilayet tabii. Sonradan oldu. Sonradan olduğu için onları karıştırayım abi. 80 şeyin yazdı. Onu biliyor. Osmaniye. Unutmamış babam. Böyle bir piratik yaptık. Evet. O eskiler hep bilir. Ey gidi günler ey de. He? Ey gidi günler ey de. Babam eski günleri. Düşünde gidiyor mu? Yüküyü sarıyor biliyor musun? Acar oluyorsun oraya. Kimse acı şey olmuş biraz kalmış oraya. Yani çabuk yapın diye geç kaldım diye. Bir bakayım uyanıyor. Oho. Mesela yükü yüklerdim. Ben acara yük sarmazdım ben. Mesela böyle ettim yedi. Yarı varmadım. Ertesi vardım. Bazı yük acar olurdu. Ararlardı. Neredesin? Mesela Maraş'ta araba arıza yaptı derdim. Halbuki arıza yapmadı. Yattım yolda. Yani uykun geldi mi yatacağımı bak kaza yapıp böyle acele edip de. Çok şey yaptım yani atlattım yani. Mesela yola devam etsem kaza yapabilirdim. Yetmedim yani. Öbür ben, türlü acele ettirtiyorlar sana değil mi? Kaza yapmadım bu zamana kadar ben. Doğru baba. Doğru zaten kazaların yani 70'i 80'i uykudan. Yani ha. İçin geçiyor. Değil mi? İçin geçti miydi kamyon şoförlerinin %80'inin kazası zaten uykudan oluyordur muhakkak tabii, diye tabii. Düşünüyorum. Çoğu da evet. Çünkü uzun yol, uzun yol saatlerce insanı uykusuz kalıyor. Ha. Özü bastın mıydı insan yani uyku ha. Geldi miydi o an uyuyacaksın. Taksiciler var ya, yeni taksiciler tecrübesiz. Hızlı gidiyorlar. Önde araba durursa duramıyor onu vuruyor. Doğru. Onda göre kazaya bir şey yapıyorlar. Kimisi vurmayınca biliyor musun frene basıyor fren çekiyor. Ondan ötüze uçuyor. İşte yavaş yavaş insan tecrübe sahibi oluyor. Bir takip etme. Takip edeceksin. Aynen durduğunu takip edeceksin kızım. Şeyi bir anlatsana babası. Neydi bu kar yağdığında enişteyle yolda babam çalışıyorlardı kamyonda. Evet. Neydi karlı bir zamanda dışarıya enişteyi unutmuş gitmişsin ya arkada uyuyor diye. Aynen benim aklıma geliyor. Şimdi niye olurdu? At Kütahya'nın böyle koca depo vardır. Ufak sürükemde razı olurduk biliyor musun? Durduk yani. Enişten direksiyon değildi. Mesela ben böyle dolaştım o da aşağı ben herhalde yatağa yattı diyeyim. Çünkü araba şişirmez mi Ali'ye? Yatağa yattı diye tarımadım. Ondan sonra araba yürüdüm. Benim arkamdan bağırmış da duyulmamıştır. Duyulmamış o fırtına gari tipiymiş evet. Herhalde değil mi o zaman? Tam karla. Bayağı aşağı yukarı 30-40 kilometre geldim belki. Evet geldim. 30-40 bir telefon kilometre. Var. Baktım Recep. Ne dedim ben? Kimsin sen dedim ben? Ben damadı Recep diye. Allah! Baktım. Bir baktın ki evet. Arkada Recep yok. Yok. Bak gari. Ondan sonra durdum. Gelir mi dedim ben? Tabii kızması lazım canım. Benim de haberim yok. Evet. Yani ben aramasa aynen. Sen daha gideceksin Recep enişte arkada he. Yatıyor diye, damat yatıyor arkada diye, babam aynen. Hiç fark etmemiş gidiyor aynen. Da. Çünkü ben arkada araba arkada dolaştım, geldim direksiyona geçtim. O da aşağı sağdan inmemiş yani, benim oturup attığımda inmemiş aşağıya. Ben artık oturayım, arkaya oturayım yattı zannediyorum. Tanımadım çünkü, ne bileyim onu ne yani. Ondan sonra bir telefon böyle böyle, he neredesin? Ben şuradayım, ta bayağı yayan gelmiş ya. Yayan geldi buraya kadar nereye kadar tahmin edeyim? Yayan bir yere gelip bir buradan, yerden arıyor gari. Telefon yok. Kadar yoksa hemen hemen yayan. O soğuk gece soğuk kimse almaz. Yolda kimse almaz. Evet kimse almaz. Tabii terörist mi hırlı mı hırsız mı o saatte ne? Evet onda benzinle gelmiş galiba. Yok bir yere orada bir şey vardı. Şantiye varmış. Durum izah etmiştir galiba. O da oraya benzinle götürülmüş galiba. Benzinlikten bir arabayla geldi yani. Bekle herhalde. Ben dönüyorum. Varıp alacağım dedim ben. Dönme dedi. O zaman orada arabaya bindirmişler galiba. Hiç aklımı gitmiyor o çocuğu ya. Bazen babam yani anlatır buysa, bazen. Onlar da buysa şey yapsa şey ben ne yapardım? Ne yapardım? Bir yelek var. Bir yeleğinle. O ben öyle tabii yani. Evet. Buysa onlar da. Kalsa değil mi? Babam anlatır bazen böyle ya. Hani işte buyurmuş. Böyle böyle oldu. Hiç unutmam der. Şimdi bak aklıma geldi kamyon şoförü deyince. Unutulur mu? Mert Can'a yerde böyle bir
Mahalle çarşarası değil ya. Gelir. Ama bu mekcana yerde kalmış. Evet, dağın başı. Kocatepe, Kocatepe'nin başında. Allah korumuş gene de. Gene de verilmiş sadakası varmış eniştenin de valla. Aralı var ya, bayağı aralı ya. Burada cami ne kadar? Cam korkusu garısına. Bir de biz Antalya insanıyız. Gara kışa alışık değiliz biz. Evet, evet. Yani bizim buraya gar yağmaz. Öyle aşırı soğuk olmaz. Bir çıkla yine. Demek ki doğu tarafındasınız gar o zaman babası. Yok yok ya. Nereydi? Afyon'da ya. Afyon'da, Afyon'da ya. Mıydı? Ha, bizim şeyde ya. Sumarpa'nın yurtandı. Neler neler. Afyon. İnsan neler yaşıyor değil mi baba? Doğuda olsa tabii daha tehlikeli. Öyle. Vallahi arkadaşlar bir 5 dakika içeriye girdim. Biraz önceki kaydettiğim videomun devamı. 5-6 dakika sonrası. Vallahi yağmura bakın. Hava zaten yağmak üzereydi de birden bastırdı. Baba bu yağmurun zeytinlere her şeye faydası var değil mi artık? Altın yağıyor bizim altın. Aynen rahmet yağıyor, bereket yağıyor de. Allah'ım çok güzel oldu burada. Allah'ım hayırlısıyla yağsın. Allah'ım afetinden korusun inşallah. Herhalde yemeğimizde bir şey var gari. Pek buraya yağmur gelmiyor da sepkinli yağarsa anca öyle gelir. Baya suyu azalmış yine. Buna bir bakalım, pişmek üzeredir bu da. Bereket yağıyor. Anacım da abdest alıyor. Öğlen ezan okundu. Ay sepkinli yağmaya başladı. Baba üstün ıslanmasın, gel bu tarafa. Baya onunla pişer artık o altındaki odunla. Şu taraftan sepkinli geliyor. Vallahi kocaman bir kelle ama annemle babam, daha da çok babam çok sulu sevmiyor. Aslında suyu güzel olur bunun da. Şöyle kelle paça çorbasını şu şekilde babam koymuş, şimdi bahane bulur diye. Annem de ben de ellemedik valla. Şöyle şurasının suyu da hatta duruyor. Şöyle ben birkaç kaşık daha katayım üstünde. Çünkü hani suyu lezzetli olan zaten. Babam da çok sulu sevmediği için. Evet valla çorbamızı da yaptık akşam arkadaşlar. Daha hala yağmur yağıyor. Valla kellemiz piştikten sonra ağzını bir kapattık. Şöyle üstünü örttük. 1-2 saat falan bir yatmışız yağmurla. Uyuması da pek güzel oluyor. Daha hala yağmur çileniyor dışarıda. Valla akşam da oldu. Bugün akşamı nasıl olduğunu bilemedik. Bu videomu burada kapatayım arkadaşlar da. Bir dahaki bir başka videolarımda tekrardan görüşürüz Allah nasip ederse. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.